Merhaba arkadaşlar. En sonki videomuzda doğrusal ilişkilerle ilgili konu anlatımı yapmıştık. Şimdi de yeni nesil soru tarzında ilerleyelim. İlk örneğimize geçelim. Aynı anda yanmaya başlayan uzunluğu 90 mm olan A mumu ile uzunluğu 70 mm olan B mumunun uzunlukları zamana göre değişime verilmiştir. Zamana göre değişimine bakıyoruz. A mumu 90 iken 45 olmuş kaç saatte? 5 saatte. B mumuna bakıyorum 70 iken 45 olmuş kaç saatte? 5 saatte. Buna göre A mumu tamamen eriyip bittiğinde B mumu kaç milimetrelik kısmı kalır diyor. Ne yapacağım? Oran orantı, denklem nasıl istiyorsanız o ters şekilde çözebiliriz. İlk önce A mumu için bakalım bir olaya. A mumu 90'dan 45'e ne kadar azalmış? 45. 45 milimetreyi kaç saatte? 5 saatte. Tamamı ne kadardı mumun? 90'dı. 90'ı x saatte biter mi diyorum? Evet. X çarpı 45 çarpı x eşittir 90 çarpı 5'ten. 45'leri sadeleştiririm. Ne oldu? 10 saatte benim A mumum biter mi? Evet. Devam ediyorum. Bana ne diyordu? A mumu tamamen eriyip bittiğinde B mumunun kaç milimetrelik kısmı kalır? Yani 10 saatte B mumunun ne kadarı bitti? Onu bulacağım. B mumu neydi? 70'ti değil mi? Ne kadarı gitmiş? 45. Yani 45'i kalmış pardon. 25 milimetrelik kısmı kaç saatte kullanılmış? 5 saatte mi? 25'i 5'te kullanıldıysa 10 saatte x kadarı mı kullanılır? Evet. Ne yaptım? 25 çarpı 10 eşittir 5 çarpı x'ten. Her iki tarafı 5'e bölersem buradan ne oldu? X eşittir 50 milimetre oldu mu? Yani 10 saatlik bir süreçte benim B mumum ne kadar eridi? Ne kadar kullanıldı? 50 milimetrelik mi kullanıldı? Evet. Tamamı ne kadardı? 70'ti. 70'ten 50'yi çıkartırsam sonuç ne oluyor? 20 milimetrelik kısmı kalmış oluyor mu B mumun? Evet. Devam edelim ikinci örneğimizle. Aşağıdaki doğrusal grafikte 3 farklı sporcunun 600 metrelik mesafeyi bitirme süreleri verilmiştir. Her koşucu koşu boyunca hızını hiç değiştirmemiştir. Bu benim için önemliydi. Ne yapıyorduk yeni nesil tarzda? Önemli bilgilerin altını bu şekilde benim çizmem gerekiyordu. Grafik vermiş adam, mesafe demiş, süre demiş. Yarışı en erken bitiren sporcunun yarışı bitirmesi için 150 metresi kaldığında diğer iki sporcuların koştuğu mesafelerin toplamı kaç metredir? Bana diyor ki en erken bitiren hangisi? İlk önce onu bulalım. 60 saniyede bitiren değil midir? Evet, 60 saniyede bitiren diyor. Yarışı bitirmesine 150 metre kaldığında yani 600'den 150'yi çıkartırsam 450 metrelik koşmuş mu bu adam? Evet. Sonra diyorum ki adam 600'ü 60 saniyede koşuyorsa 450 metreyi 45 saniyede koşmaz mı? Bunu görüyor muyuz? Görüyoruz. Yani benim 45 saniyelik süreçte diğer iki sporcunun mesafelerini bulmam gerekiyor mu? Evet. Diğer iki sporcuya bakayım. 600'ü 75'te koşuyorsa 45 saniyede x koşar mı? X eşittir 600 çarpı 45 bölü 75 midir? Evet. Sadeleştirmemizi yapalım. 15'te sadeleştirme. Evet. Burada 3 defa vardır. Burada 5 defa vardır. Şununla da şunu sadeleştirirsem burası 120 olur. 360 mı oldu? Hangi sporcu? İkinci sporcu diyelim buna. İkinci sporcu 360 metre mi koştu? Evet. Devam ediyorum. Diğer sporcuya bakalım. 600 metreyi 100 saniyede koşuyorsa 45 saniyede x koşar mı? X eşittir. 600 çarpı 45 bölü 100 müdür? Gitti mi şu sıfırlarım? Evet. 6 çarpı 45'ten 6 kere 5, 30, 3 elde 24, 270 oldu mu? Evet. İkisinin toplamını soruyordu bana. 360 artı 270'ten ne geliyor? 0, 3, 630. Tamam mıdır? Diğer sorumuza geçelim. Aşağıda aynı anda harekete başlayan iki aracın zamana bağlı konumları grafiği verilmiştir. Konumlarının grafiği verilmiştir. Tamam. Birinci ve ikinci benim aracım var. Sonra bu araçlar harekete başladıktan kaç saat sonra
Bir ikinci araç, birinci aracın 20 kilometre önünde olur diyor. Benim burada denklemleri kurabilir miyim? Tabii ki. Birinci aracımın denklemini bir kurayım mı? Birinci araç için doğrusal denklemimi kuruyorum. Birinci araç ne yapmış? 20 kilometreden başlamış. 180 kilometreyi 4 saatte. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 180 kilometreyi 4 saatte gidiyorsa 1 saatte x gider der miyim? Buradan x'im kaç gelir? 45 mi gelir? Yani benim birinci denklemim y eşittir. 20 kilometrem zaten vardı. Saatte 45 kilometre aldığı için 45 çarpı x diyebilir miyim? Evet. Birinci aracımın denklemini kurdum mu? Kurdum. Devam ediyorum. İkinci araca bakalım. İkinci aracınki daha kolay. İkinci araç ne yapmış? Sıfırdan başlamış. 200 kilometreye kaç saatte gitmiş? 4 saatte gitmiş. Yani diyebilir miyim ben bu adama? 200'ü 4 saatte gittiyse 1 saatte x gider. X eşittir 50 kilometre diyebilir miyim? Yani saatte 50 kilometre. Y eşittir 50 çarpı x diyebilir miyim bunun doğrusal denklemine de? Evet. Devam ediyorum. Bu İkinci araç, birinci aracın 20 kilometre önündeymiş. İkinci araç 50x eşittir 20 artı 45x artı 20 kilometre önünde olduğu için 20 yazar mıyım? Evet. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafa, bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapıyordum. 50x eksi 45x eşittir 40 olursa 5x eşittir 40'tır. X eşittir 8 midir? Yani bu adamlar 8 saat sonra aralarında 20 kilometre önde olur muymuş? Aralarında 20 kilometre olur muymuş? Evet. Cevabımız Bursa 8 oluyor. Devam edelim. Yine aynı önceki videoda ne yapmıştık? Eğim konusunda değinmiştik. Eğim konusuyla ilgili bir tane falan bir yeniden size soru çözmüştük. Size ödev de tabii ki. Ben yine de dayanamadım. Sizle birlikte soru çözmek istedim. Bir yeni nesil soru tarzımıza bakalım. Adam bana diyor ki sahnede gösteri sırasında ay yürüyüşü dansı yapan Michael Jackson. Buraya Michael Jackson çizmeyi çok isterdim ama öyle bir yeteneğim yok. İlk olarak iki adım ilerliyormuş. Tamam ilerlesin. Bulunduğu noktada ay yürüyüşü hareketi yapıyor. Bu hareket sırasında öne doğru %64'lük eğimle eğiliyor. Tamam. Eğilmenin son anında başının yere olan uzaklığı 96 santimetredir. Ne yapıyorduk yeni nesilde? Önemli olan noktaların altını çizmek zorundaydık. Hareketin sonucunda eski haline gelip hareketi sırasında kafasından yatayda diktiği en uç noktaya kadar yürüyor. Yürüsün. Tamam. Buradan 3 adım daha ileriye gidip seyircileri selamlayarak dansını bitiriyor. Hareketlinin başında ve sonunda attığı her adım 15 santimetredir. Buna göre Michael Jackson amcamız yatayda toplam kaç santimetre mesafe almıştır? Şimdi ek bir kağıt alalım. Çözüm alanımız kısıtlı. Şimdi Michael Jackson'ımızı şuraya bir şöyle, tabii ben çizemiyorum. Şöyle bir tane Michael Jackson'ımızı çizdik. Adam ne yaptı? İki adım attı mı? Attı. Sonra ne yapıyormuş? Şu şekilde bir eğilme mi yapıyormuş Michael Jackson'ımız? Eğiliyormuş. %64'lük bir eğimle eğildim. Ve başımın yerden uzunluğu 96 santimetreymiş. Tamam, bundan sonra da bu hareketi yaptıktan sonra bu yolu böyle alıyormuş. Şu yolu bilmiyorum ben. X diyorum. Devam ediyormuş. 3 adım daha mı atıyormuş? Evet. Bana şuradaki eğimi vermiş mi adam? Tabii ki vermiş. Buradan ben direkt her şeyi yapabilir miyim artık? Yapabilirim. Eğim neydi? Hatırlatalım. Yatay, dikey uzunluk bölü. Yatay uzunluk muydu? Evet. Benim dikey uzunluğum ne? 96. Yatay uzunluğum ne? X bilmiyorum. Eğimimi vermiş mi? 64 bölü 100 mü? Evet. Sadeleştirme yapalım buradan. Gitti gitti mi? Evet. Burası 8 ile sadeleştirdim. Burayı 8 ile sadeleştirirsem 12 mi geldi? Evet. 4 ile sadeleştirdim. Ne oldu burası? 2 oldu. 3 oldu. 300 eşittir 2x'e, x eşittir 150 metre midir? Evet. Devam ediyorum santimetreymiş. Santimetre midir? Evet. Yani ben şu adamın şuradaki gittiği uzunluğu, yatay uzunluğu buldum mu? Buldum. 150 santimetreymiş. Sonra 3 adım atmış. Sonra bana ne demişti şurada?
Hareketlerin başında ve sonunda attığı her adım 15 saatim. Kaç adım attım toplamda? 2 artı 3'ten 5 adım attım mı? Evet. Her adım 15 santimetre miydi? Evet. 15 çarpı 5'ten kaç geliyor burası? 75 santimetre de buradan geldi mi? Geldi. Benim Michael Jackson amcam 150 artı 75'ten 225 santimetre yol almış oldu mu? Evet. 225 santimetre yol almış oldu. Diğer örneğimizle devam edelim. Elim dikey uzunluğun yatay uzunluğu oranıdır. Yeni nesil soru tarzlarında ne oluyordu çocuklar? İlk başta adam benim kullanmam gereken bütün kuralları zaten bana veriyordu. Soru içerisinde mutlaka bunları kullanmam gerek diyordu, değil mi? Bana o ön hatırlatmayı yapıyordu. Dikey, ya elim dikey uzunluğun yatay uzunluğuna oranı. Yani ben elim amcamı kullanacağım mı? Evet. Devam ediyorum. A sıfırdan farklı ve M ve N birer tam sayı olmak üzere. A üzeri N çarpı A üzeri M eşittir. A üzeri N artı M'dir. A üstü sayı hatırlatması. Tabanlarım aynıysa çarpım durumunda ise üstleri toplarım. Devam ediyorum. A üzeri M bölü A üzeri N. Bölme var. Tabanlarım aynı. Üstleri ne yapıyorum? Çıkartıyorum. O zaman ben bu adamları kullanacak mıyım soru içerisinde? Tabii ki. Devam edelim, sorumuza gelelim. Yukarıda ilk 3 tanesi gösterilen eğik düzlemlerin yatay uzunlukları sabit tutulup, yani şu adamlar sabit tutuluyormuş. Şurayı şöyle altına bir güzelce çizelim. Dikey uzunluğu bir öncekinin 2 katı olacak şekilde uzatılıyor. Düzlemlerin eğimi M1, birinci eğik düzlemin eğimi, M2, ikinci eğik düzlemin eğimi, M3 şeklinde gösterildiğine göre M11 bölü M4 çarpı M6 bölü M20 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir demiş. Şimdi benim şu şekilde üçgenlerim var mı? Buna x diyeyim. Neden? Çünkü yatayları bunların x'miş. Hep bu şekilde x x x x gidecek mi? Gidecek. Yatay uzunluğum belli. Ama dikey uzunluklarım ne yaptı? Bu 1 ise bu 2 oldu. Bu 2 ise bu ne oldu? 4 mü oldu? Evet. Ben diyorum ki birinci eğik düzleminin uzunluğu, dikey uzunluğu 1 birim olsun. Olsun. İkinci ne olur? 2 mi olur? Üçüncü ne olur? Dört mü olur? Yani benim birincim, ikincim, üçüncüm, dördüncüm diye gidiyorum. Birincime bir dedim. İkinciye iki dedim. Üçüncüye dört dedim. Üçüncüye ne olacak bunun 2 katı 8 mi dedim? Yani bu 2'nin sıfırıncı kuvvet, 2'nin birinci kuvvet, 2'nin ikinci kuvvet, 2'nin üçüncü kuvveti midir? Evet, dikkat et. Birinciyken sıfır, bir azalttım. İkinciyken bir, bir azalttım. Üçüncüyken ikinci kuvvetini aldım, bir azalttım. Dördüncüyken 3 olmuş, bir azalttım. Yani adam bu şekilde mi ilerliyor? Evet. Yani benim buradaki herhangi bir eğik düzlem kaçıncıyı verirse versin, isterse yüzüncüyü versin, eğimini bulabilir miyim? Bu şekilde düzen kurarak tabii ki bulabilirim. Şimdi şunu yazalım. M11 bölü M4 çarpı M6 bölü M20 mi diyor? Evet. Ne yapıyordum? Bir azaltıyordum, değil mi? Bu adam ne demek istiyor? 11. eğik düzlem diyor. O zaman kaçıncı kuvvetini alacağım? 2 üzeri 10 mu alacağım? Evet. Benim yatay düzlemim ne her zaman? X. Devam ediyorum. Dördüncü eğik düzlem diyor. Dördüncü eğik düzlemde 2 üzeri 3 bölü x alır mıyım? Evet. Çarpı devam ediyorum. Altıncı diyor. 2 üzeri 5 bölü x. Benim yatay uzunluğum x'ti her zaman. Eğimlerine bakıyorum. 20. eğik düzlemim diyor. O zaman 2 üzeri 19 bölü x der miyim? Dedim bile. Şu adam da şu adam birbirini götürdü. Bu adamla bu adam da birbirini götürdü mü? Götürdü. Aa bak, buradaki şu bölme işlemindeki kuralı uygulayacağım şimdi. Tabanlarım aynı. Üstleri ne yapıyordum bölme işleminde? Çıkartıyorum. 10'dan 3'ü çıkar. 2 üzeri 7 oldu mu? Oldu. Devam ediyorum. Çarpı 5'ten 19'u çıkar. 2 üzeri eksi 14 oldu mu? Dikkat etmemiz gerekiyor. Küçükten büyüğü çıkartıyorum. Negatif olur. Eksi 14 oldu mu? Oldu. Aa, şu kuralı da kullanıyorum. Tabanlarım aynı çarpım durumunda. Üstleri ne yaparım? Toplarım. 2 üzeri eksi 7 midir? Evet. Yapıştır cevabı. Adana mıdır? Evet. Gelelim yeni bir sorumuza.
Hayvanların çevre şartlarında daha az etkilenmesi için bir çadır inşa eden Osman, 7 metre uzunluğundaki tahta direği zemine dik olarak çakmış. Ve direğin uç kısımlarından 25 metre uzunluğundaki halatları gergin bir biçimde sarkıtarak zemine monte etmiştir. E hocam çizmedik. 7 metre uzunluğunda tahta bir direk. Değil mi? İlk önce burası 7 metreymiş. Sonrasında 25 metre uzunluğunda halat yapmış. Sonra çadır yapmış. Adam hayvanlarına çadır yapmış. Ancak çadırın bu şekilde yağışlardan daha fazla etkileneceğini düşünmüş. Bu şekilde bir eğim var ya, eğimden dolayı hayvanların yağıştan, yağmurun ve karın birikmesinden çok etkileneceğini düşünmüş. Ne yapmış? Sonra demiş ki, tahta direğin yerine 8 metre daha uzun bir direk yerleştireceğim. Aynı halatla halatın uzunluğu değişmiyor. Yani benim 25 metrem asla değişmiyor. 25 metre aynı halatı kullanarak zemine monte etmiş. K noktasına bağlı olan halat zemin üzerinde kaç metre yer değiştirmiştir? Tamam. İlk duruma bakacağım, bir de ikinci duruma bakacağım. Sonra bana diyor ki, halatların eğimindeki değişim miktarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ek bir kağıt alalım. Kağıdımıza bir çizelim. İlk başta benim şu şekilde yerim var mı? Var. Şu benim tahta direğim mi? Evet. Şu da benim halatım mı? Evet. Halatım değişiyor mu? 25 metre mi? Evet. Neydi ilk başta? 7 metre uzunluğundaydı. 7 metre uzunluğu. Ay bu dik miydi? Evet dikti. Bir şey hatırlattı bana. Özel bir üçgenim vardı benim. Neydi? 7, 24, 25 üçgenim mi? Evet. O zaman şuradaki yatay uzunluğum benim. X'im ne oldu? 24 mi oldu? Evet. Sonra adam bana diyor ki, yok ya ben bu çadırdan sevmedim. Yağmur, kar çok etkileyecek hayvanlarımı. Şu dikey uzunluğumu biraz daha artırayım diyor. 7 artı 8 kaç oldu dikey uzunluğum? 15 mi oldu? Evet. Devam ediyorum. Şuraya 15 yazdık. Şu 15'i ben burada sevmedim. Silelim. Şu şekilde halatımın değişiyor muydu uzunluğu? Hayır, aynı halatı kullanıyor diyordu. Hatta 25 uzunluğu bir halat aynı halattı değil mi? Aynı halatları zemine monte etmiştir diyor. Yani halatım aynı halat. Devam ediyorum. Burası 15 oldu. Aa, bu da bana bir şey hatırlatıyor. 15 ne? 20, 25 değil mi? 3, 4, 5'in katları. 3, 4, 5'in kaç katı bu? 5 katını alırsam 15, 20, 25 olur mu? Evet. O zaman benim bu yataydaki uzunluğum 20 oldu mu? Oldu. Buna da Y diyeyim. Bana ne diyordu? İ de. İ şıkkında. K noktasına bağlı olan halat zemin üzerinde kaç metre yer değiştirmiştir? 24 iken 20 olmuş. 4 metre yer değiştirmiş midir? Evet. Yapıştıralım cevabı. Şimdi adam bana diyor ki, halatların eğimindeki değişim miktarı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diyor. Halatların eğimine bakalım. Birinci halat diyelim, birinci durum diyelim. Buna da ikinci durum diyelim. Birinci durumdaki benim eğimim M1'deyim. 7 bölü 24 oldu mu? İkinci durumdaki eğimim de benim 15 bölü 20 oldu mu? Evet. E ben bunları farkını alayım. 15 bölü 20 eksi 7 bölü 24 müdür? 24 ile 20 ile genişletirsem. Burası ne oldu? 24, 15 çarpı 24. Hadi çarpın çarpın. İsmet olsaydı İsmet'e çarptırırdım değil mi İsmet? Yoksa şimdi bak kendim çakmak zorundayım burada. Birine bakalım bir ne oldu? 7 çarpı 15 çarpı 24'ten 360 oldu. Bölü 480 eksi devam ediyorum. 140 bölü 480'den çıkartıyorum bunları. 0, 2, 220, 480 cırt cırt gitti sıfırlarım. 11 bölü 24 oldu mu? Evet. Ne yapmış ikinci durumda? 11 bölü 24 ne yapmıştır? Artmış mıdır? Evet. İşaretleyelim. 11 bölü 24 60'tır. Ceyhan yapıştıralım cevabımıza. Bu tarzda soruyu çözmek istedim yeni örneğimizde. Çünkü biraz unutulduğunu hissettim. Unutulmaması gerektiğini aklıma geldi. Dedim ki bu unutulmaması gerekiyor. Yeni nesil soru tarzlarında biraz soruluyor bu sorular. Şimdi adam bana demiş ki 4x artı 5y eşittir 20 doğrusal denklemi ile 3
3y-4x eşittir 12 doğrusal denkleminin belirttiği doğrular ile eksenleri arasında kalan bölgenin alanı kaç birim karedir? Ne yapıyorduk doğru denklemi çizerken? Benim bir doğrularım vardı. Orijinden geçenler, orijinden geçmeyenler. Eğer benim x'im, y'im ve sabitim varsa bu adam ne yapıyordu? Orijinden geçemiyordu. Ama sadece x'im ve y'im varsa orijinden geçiyordu. Sadece x varsa neydi? Sadece x olması neydi? Y eksenine paraleldi. Sadece y olması neydi? Sadece y varsa bu da x eksenine paralel doğrulardı. Şimdi bu adam x'im var, y'im var, sabitim de var, orijinden geçiyor. Orijinden geçenler için neydi? Biraz daha kolaydı değil mi denklemi çizmek? Yani doğrusunu çizmek. Ne yapıyordum? X yerine 0 veriyordum. Bir de Y yerine 0 veriyordum. Bunlardaki değerlerden 2 nokta buluyordum. 2 noktayla ben istediğim şekilde çizebiliyor muydum doğru mu? Evet. Şimdi denklemimi yazalım. 4X artı 5Y eşittir 20 dedim. Tablo yapıyordum. X'ye 0 dedim. Yani X'i kapattım. Y'm ne olur buradan? 4 oldu mu? Oldu. Devam ediyorum. Y'yi kapattım. X'in 5 oldu mu? Oldu. Noktalara bakalım. 0'a 4. 5'e 0 oldu mu? Oldu. İkinci doğrumunu da yazayım. İkisini birlikte çizelim. 3y eksi 4x eşittir 12. Tablomu çiziyorum. X'i. X'i kapattım. 3y eşittir 12 ise y ne olur? 4 oldu mu? Oldu. Devam ediyorum. Bu sefer de y'yi kapatıyorum. Yani y'ye 0 veriyorum. Y'ye 0 verirsem buradan x'im de eksi 3 olur mu? Olur. Oluşan noktalarım 0'a 4. Eksi 3'e 3 müdür? Evet. Koordinat sistemimi çizelim. Bir dikey oluşuyor, bir de yatay. Yatayım benim x eksenim, dikeyim benim y eksenim oluyordu. Burası da benim orijinim oluyordu. Birinci bana absisi, ikinci ordinatı veriyordu değil mi? Birinci yokmuş, ikinci 4'müş. O zaman şurada 4 noktasını şu şekilde yaparsam burası mıdır? Evet. Birincim varmış, ikincim yokmuş. Birinci kaçmış? 5'miş. Şurayı da 5 diye işaretleyebilir miyim? Artık ben bu adamı şöyle çizebilir miyim? Çizdim bile. Devam ediyorum. İkinci doğrumu çizeyim şimdi. Birinci noktası neymiş? 0'a 4. Aynı nokta. Buradan geçiyorlar kardeşler. Sonra devam ediyorum. Eksi 3'e 0'mış. Yani x'i var y'si yok. X'in eksi 3 kısmı neydi? 0'dan küçük olan yeri. Şuraya eksi 3 diyebilir miyim? Dedim bile. Bu şekilde çizdim. Bana ne diyordu? Belirttiği doğrular ile eksenleri arasında kalan bölgeler. Yani şurası mı diyor? Bu şekil ne şekli oldu çocuklar? Bir üçgen değil mi? Üçgenin alanı neydi? Taban alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 miydi? Evet. Tabanın şurası kaç birim? 3 birim burada var. Mutlak değerini alıyordum değil mi? 3 alıyordum. Burası 5 birim de burada var. 8 birim mi oldu? Evet. Benim yüksekliğim şurası 4 birim mi oldu? Evet. O zaman benim alanım, alan 4 çarpı 8 bölü 2 midir? Gitti. 16 mıdır? Yapıştır cevabı. Tamam mıdır? Tamam. Gelelim en son anlattığımız eşitsizlik konumuza. Bu da aynı şekilde üçgenleri de şöyle bir hatırlamanızı istedim. O yüzden hem eşitsizlikle bağlantılı hem de üçgenle bağlantılı bir soru olsun dedim. Bir ikizkenar üçgenin eşkenar uzunlukları 7 ile 10 cm arasında, diğer kenarının uzunluğu 8 ile 11 cm arasındadır. Buna göre bu üçgenin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Eşkenar uzunluklu 7 ile 10 arasında, 8 ile 11 cm arasında ve bu üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaç diyor. Bir su içelim. Boğazımızı kurutmamak lazım değil mi? Virüsten dolayı. Bir ikizkenar üçgen çizelim. Çizdim mi? Çizdim. İkizkenar üçgen neydi? İki kenarı birbirine eşit xx diyebilir miyim? Evet. Buna da y dedim. Anlaşıldı mı? Bana diyor ki eşkenar uzunlukları yani x'im ne ile ne arasındaymış? 7 ile 10 arasında mıymış? Evet. Benim diğer uzunluğum da diğer kenarım da 8 ile 11 arasında mıymış? Evet. Buna göre bu üçgenin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bakın normalde sizin ilk başta yaptığınız ne olacaktı? Dedim ki hocam ben x'in alabileceği en büyük değer 9 değil mi? Y'nin alabileceği en büyük değer 10.
2 tane x var. 2 ile çarptım 18. Bir tane de y var 10. 28. Yapıştır cevabı. No no no. Ne yapıyoruz? Böyle değil. Niye değil hocam? Bana diyeceksiniz ki adam bana şurada şöyle bir cümle söyleseydi tamam doğrudur yapıştır cevabı derdim. 7 ile 10 santimetre arasında bir tam sayı deseydi, 8 ile 11 santimetre arasında bir tam sayı deseydi, cümleler çok önemli. O zaman senin söylediğini direkt yapardım. Ama bana öyle bir şey dememiş ki adam, arasında her şey olabilir demiş. Ben bunu tam sayı olmasına gerek yok ki, tam sayıdan hariç bütün sayılarım var içinde. Her sayıyı alabilirim ben buraya. Önemli olan benim çevremin tam sayı olması. Yani çevre derken neyden bahsediyor adam? 2x artı y'nin benim tam sayı olması önemli. Değil mi? Bunların tam sayı olmasına gerek yok bile. 2x artı y. Yani benim şu adamlardan bunu ifade etmem mi lazım? Bulmam mı lazım? Evet. Her iki tarafı 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 7, 2 çarpı x, 2 çarpı 10 dedim mi? Evet. 14 küçüktür. 2x küçüktür. 20 oldu mu? Oldu. Bir de benim y'm vardı. Taraf tarafa toplarım bu adamı. 14 ile 8'i topla. 22 küçüktür. 2x artı y. 20 artı 11'den 31 mi oldu? Evet. Bana artık çevresinin alabileceği tam sayı değerimi, çevresi ne oldu? Bu aralıklarda oldu. Bu aralıktaki bütün sayılar olabilir. Ama bana alabileceği en büyük değer dediği için 31'den küçükmüş. O zaman şurası 31'den küçük tam sayım nedir? 30'dur. Gördünüz mü? 28 de var cevaplarda, 30 da var. Ama ben ne yapacağım? 30'a yapıştıracağım. Anlaşıldı mı? İnşallah anlaşılmıştır. Devam edelim. Aşağıda bir cep telefonu mağazasının düzenlediği kampanya kapsamında müşterilerine sunduğu indirim miktarı ile ilgili bilgi içeren görsel verilmiştir. Adamlar afişi hazırlamış. Tüm ürünlerde %10 ve %30'a kadar indirim yapılacaktır demiş. Ürünler de süper değil mi? Çok güzel telefon çizdim bu arada. Bu mağazada cep telefonlarından en ucuz olanın 1000 TL, en pahalı olan da 4000 TL. iPhone mudur İsmet? İsmet'e laf atıyorum sürekli. Olduğu bilinmektedir. Buna göre bu mağazadan bir cep telefonu alan Mustafa Bey kaç TL ödeme yapmış olabilir diyebilir miyim? Evet. Yapmış olabilir. Bakalım ne yapmış bu adam. Şimdi bunlar benim indirimlerim değil mi? %10 indirim uygulanırsa ben ne kadarını öderim? %90'ını mı öderim? %30 indirim uygulanırsa ben fiyatın ne kadarını ödemiş olurum? %70'ini mi öderim? Benim alabileceğim en az fiyatlı telefon. Ne yapacağım? En az fiyatlı telefona en çok indirim uygulayacağım mı? Evet. En çok indirimlerde 70 bölü 100 dersem gider 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 700 TL mi öderim? En az. En fazlaya bakıyorum. Şimdi en fazla da en pahalı telefonu aldım. iPhone'u aldım. 4000 dedim. Sonra devam ediyorum. Bana diyor ki en az indirim yaptıracaksın. En az indirim ne? 90 bölü 100 olur mu? Gitti 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 gitti. Buradan da 3600 ödedim mi? Evet. O zaman benim en az değerim, benim aldığım telefon 700 ile 3600 arasında mı olmak zorunda? Evet. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Olmaz. Bu olur mu? Evet olur. Bu olur mu? Olmaz. O zaman benim hangisini almış olabilirim? 3000 TL'lik telefonu almış olabilir miyim? Evet. Devam edelim diğer sorumuza. Üç arkadaş bir oyun oynuyor. Üçü de bir basamaklı olmak şartıyla sırasıyla A, B, C sayılarını söylüyor. Buna göre aşağıdaki eşitsizlikleri sağlayan en küçük x tam sayısı büyük olan oyunu kazanıyormuş. A küçüktür B ise bu eşitsizliği kullanıyorsun. A büyük B ise bu eşitsizliği kullanıyorsun. A eşittir B ise de bu eşitsizliği kullanıyorsun. Tamam. Ayşe'nin söylediği sayılar 2, 5, 9. Fatma'nın söylediği sayılar 6, 3, 9. Hayri'nin söylediği sayılar 3, 3, 6 olduğuna göre buna göre oyun sonucu ile ilgili ne söylenir diyor. Bakalım şimdi. Ayşe'nin söylediği sayılara bakıyorum. Sırasıylaydı ya. O zaman bunlar A, bunlar B, bunlar da C midir? Evet. A
Büyüktür B mi de burada? 2 5'ten büyük mü küçük mü? Küçük değil mi? O zaman A küçüktür B şartını sağlayacağım. A küçüktür B şartında AX artı B büyüktür C eşitsizliğini mi kullanacakmışım? Evet. Benim burada A'm neydi? 2 idi. 2X artı 5 büyüktür 9 mu diyeceğim? Evet. Şuraya Ayşe yazayım da karışmasın. Bu Ayşe'nin. 2X artı 5 büyüktür 9. Ne yapıyordum eşitsizlik sistemi? Aynı eşitlik varmış gibi denklem çözüyorum. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. X eşittir 9 eksi 5. 2x büyüktür 4 olursa x büyüktür 2 oldu mu? Oldu. Bu böyle bir kalsın. Gelelim Fatma'nın söylediği sayılara. Fatma ne demiş? 6, 3, 9 demiş. 6, 3, 9. A, B'den büyük mü? A, B'den büyük olduğunda ne kullanacakmışım? Bx artı a büyüktür c'yi mi kullanacakmışım? Benim b'm burada ne? 3. 3x artı 6 büyüktür 9 mudur? Evet. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. 3x'im burada kalsın. 9 eksi 6 dedim. 3x büyüktür 3 ise x büyüktür 1 oldu mu? Evet oldu. Devam ediyorum. Hayri'ye gelelim. Hayri de ne demiş? 3, 3, 6 demiş. A ile B birbirine eşitken hangi eşitsizliği kullanıyordum? Bunu. A eşittir B ise AX eksi B büyüktür C mi yapacağım? Evet. A yerine 3 yazdım. B yerine 3 yazdım. C yerine de 6 yazdım. Attım karşıya 3X eşittir. 3 artı 6'dan 9 oldu mu? Oldu. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. X'im 3'ten büyük oldu mu? Oldu. Bana diyor ki en büyük, en küçük X tam sayısının diyor. Bunlardan x neymiş? 2'den büyük olan bütün sayılar olabilir. 2'den büyük en küçük sayı ne olur o zaman bu? 3 olur mu? Evet. Fatma diyor ki birden büyükleri alıyormuş. Birden büyük en küçük sayı ne? 2 mi? Evet. Hayri de 3'ten büyükmüş. Bunun da o zaman 4 olur mu en küçük tam sayısı? Evet, 4 olur. Bana ne diyordu? Büyük olan oyunu kazanıyordu. O zaman benim birincim ne? Hayri. Sonra ikincim Ayşe. Sonra üçüncüm ne? Fatma. Yani sıralamamız bu şekilde oldu mu? Oyunumuzun sonucu bu oldu mu? Evet.